Devam ediyoruz bakalım sırada kim var? Sırada Mehtap var. 104 aday numarasıyla geliyor. İbrahim Tatlıses'in Uşak bir şarkısıyla. Sen gidince öksüz kaldım. Başımı belaya saldım. Şöyle alayım seni. Bakalım jüri üyelerimiz neler söyleyecek. Biliyorsunuz Mehtap Popstar Alaturka'da geçen seride ikinciliği yakalamıştı. Çok başarıyla bitirmişti yarışmayı. Bakalım neler söyleyecek. Güzel, iyi misin? İyiyim de Cihazları değiştirdim, ondan oldu. He? Cihazımı değiştirdim, ondan oldu galiba. Ha, bir şey var çünkü. Her hafta mı değiştiriyorsun sen de bu cihazı? Bu hafta değişiklik yapayım dedim Armağan Bey, ondan. Niye bir de elbisenin etekleri uzun galiba. Onlar da rahatsız ediyor. Saçın bozulmuş. Bir şey var, bir şey mi oldu arkada? Hayır, sadece cihazdan dolayı. He, tamam. Başka bir şey yok yani. Peki erken girmek de mi cihazdan dolayı? Da araname dönecekler. O da mı cihazdan? Bir röportaj yapacaktık. Beklemedi. Olsun. O da mı cihazdan? Ha? Niye peki o eteklerini kısalttırmıyorsun? Ha babam, topluyorsun olmuyor, bir daha topluyorsun olmuyor. Bir dahaki haftaya kısalttırırım. Aynı elbiseyle mi çıkacaksın? Nasıl? Mikrofonu. Armağan Bey bir şey söyle, bugün çok yakışıklısınız. Ha tabii. Damat gibi olmuşsunuz. O her televizyon programına çıktığında bana ilanı aşk ediyor da ondan evet, böyle yapıyor. Yani Armağan Bey bilseydim bugün gelinlikle çıkardım yemin ederim. Tabii. Bu program tarihe geçecek bir program. Bülent Hanım'a çiçekler geliyor isimsiz. Sana aşkı ilan ediliyor. Güller havada uçuşuluyor. Bilmiyorum artık. Bu program tarihe geçer yani. Armağan da bir ama bir yumuşadı şimdi. Böyle bir hoşuna gitti peki. Bak bütün o şeyi gitti. Yok. Olur mu? Bu hafta üç kere duydum ben. Öyle mi? Tabii her televizyon... Yarın sabah yine duyarsınız Armağan Bey. Her yere çıkınca böyle. Bak bak ağza yüze bak bak. Bak bir de pozlar mı... Ama gerçekten Armağan Bey'e bayılıyorum. Cidden aşksın çok seviyorum. Yani. Evet. Teklif et o zaman, aşkını ilan et. Söyledi zaten. Ne yapsın kız daha? Etik değilmiş. Orhan Bey dedi ki etik değil dedi. Etik olmaz dedi. Etik biliyor musun? Bak. Etik ne demek biliyor musun? Bilmiyorum Armağan tamam, Bey. Tamam. Sözlüğe bak. Haftaya soracağım. Etik ne demek? Ya da Orhan abi sana açıklasın etik ne demek. Şimdi açıklamayacağım. Hop sözlüğe baksın. Peki Armağan'cığım. Biraz şöyle gelir misin lütfen? Mehtap evet. Bence üstüne bir rahatlık gelmiş. Hani bu yarışmada birinci olmasam da olur rahatlığı. Hakikaten öyle bir hal gelmiş. Yok Armağan Bey olur mu? Ya bu sefer harbiden birinci olmak için yarışıyorum yani. Evet. Harbiden birinci olmak için yarıştın hali bu yani. Harbiden yarışıyorum bu sefer. Ödül için yarışıyorum bu sefer. Birinci olmak için. Osman Tan Bey açık söylüyorum. Ne güzel. Bu sefer ödül için yarışıyorum. Aynen demiştim. Öyle. Vallahi ödül için yarışıyorum yemin ederim. Ha ama bu kadar. Yarışıyoruz. Daha yeni başladık diyorsun. Yeni başladık. Ya son ikiye kalırsan şimdi bu hafta? Bu gece? Ha. Ne yapalım, kaderde kısmet de varsa öyle de olur. İyi. Ne diyeyim şimdi? 8. 8 geldi Armağan Çağlayan'dan. Ya
10 mu vereceğiz yani? 9 Ebru Gündeş'ten. Bakalım diğer yorumlar nasıl olacak? Şöyle bir tahminim var. Her iki jüri üyemiz de yani Orhan Bey de Bülent Hanım da pek konuşmak istemiyor gibiler bu konuda sanki. Öyle mi? Yok öyle bir şey yok. O zaman kimden başlayalım? Peki. 9. Teşekkür ediyorum 9. Hocam. Orhan Bey. Ben 8 veriyorum ama Mehtap'ın gerçekten zekası bence 10. Onun için tebrik ediyorum. Ve ayrıca ses tonun Mehtap gerçekten çok güzel. Ama Mehtap çok iyi çalıştı ama ben onun 10-11 alacağına inanıyorum. Peki Orhan Bey hemen bir şey soracağım. Size bunu ne size bunu söyletti? Zekası 10 dediniz. Bir şey oldu. Evet, şimdi hayır, ondan dolayı böyle bir yorum gerçekten yaptınız. Gerçekten öyle. Gönül kırmadan vermiş olduğu cevaplar evet. Anında vermiş olduğu cevaplar herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu bir zeka kabiliyeti. Onun için onu söylemek istedim. Peki. Bence Mehtap'ın zekası 12 Orhan abinin deyimiyle. Teşekkür yani. Ediyorum Armağan Bey. Tartışmasız. Star elektriği de öyle. Ama Mehtap tembel. Çalışsa Mehtap çok daha iyi olur. Ama Mehtap tembel. Hayat lay 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 Mehtap için. Söylemek istediğim oydu. Mehtap'ın ses tonu da çok güzel. Fakat çalışırsa daha farklı olacağına inanıyorum. Çalışıyor mutlaka ama çalışıyorum mu kabul edinceye kadar hocam çalışması. Hocam bu hafta biraz fazla programlarım vardı. Bir tek haberlere çıkmadım sadece. Tabii ekstra ekstra geziyor. Doğru. Evet. Buradan haberlere de çağrı gitti. Yani beni haberlere de çıkarın diye. Doğru. Ben Bülent hocama bir şey söylemek istiyorum. Osman Tan Bey. Tabii. Hocam beni çok duygulandırdınız bir konuda. Erkan hocama söylemişsiniz Mehtap kızımıza işte iş konusunda falan. Hatta İzmir'de programım var bu hafta. İlk İzmir'de Kordon'da Karizma Bar'da sahne alacağım. Hocam çok sağ olun destekleriniz için. Ayrıca İzmirlilere duyuruyorum buradan. Çarşamba gecesi İzmir'deyim. Kordon'da Karizma Bar'da. Artı Ankaralılara da duyuruyorum. Cuma cumartesi gecesi Ankara Fondö Restorant'tayım hocam. Yine de çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Çok iyi oldu yani çalışmam gerekiyordu. Çok sağ olun. Evet burada hemen bir açıklama yapalım. Biz BEST'e katılan yarışmacılarımızın bir yerlerde çalışmasına, bu tip yerlerde gece program yapmalarına müsaade ediyoruz. Çünkü çok artık bir kere bir programa çıkmış oldular. Bunu da söylemiş olalım. Zannediyorum bütün oylar toplandı. 34 puana ulaşmış Mehtap. Aday numaranı değişti tabii aday numaran şimdi. Ben hep alışmıştım 112 hızlı acile. Bu 104, ona ne takacağım düşünüyorum da. Aday numaram 104 efendim, beni seven, destekleyen abilerime, ablalarıma. Buradan Japonya'ya kadar benim şu anda sesimi duyan herkese sesleniyorum. Efendim herkes bir SMS gönderse, bu sefer lütfen almak istiyorum bu ödülü, kalmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. 104 Mehtap'ın aday numarası. Şu anda 34 puanı oldu. Jüri üyelerimizden aldığı puanlarla sizler de SMS'lerinizde destek gönderebilirsiniz, oy gönderebilirsiniz. Teşekkürler Mehtap. Teşekkür ediyoruz. (Gülüyor)